Bugün 7 Mart 2024 tarihi günlerden Perşembe. Sabahın erken saatlerinde Adana Beyaz Evler'de Veysel Bey'in evine geldim. Veysel abinin elinde baston var. Evet, Veysel abi çok yakın bir zamanda bir kaza geçirmiş. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Nasılsın Veysel abi? Çok şükür dostlarımızı görünce seviniyoruz. Şimdi şöyle düşünelim. Benim tahminim yaş 80 civarındaydı ama kaç yaş? 85. Maşallah Birkaç 85. gün sonra 86'ya geçeceğim. Evet. Durum nasıl? Çok şükür ola iyiyim. Memleket iyi olursa hepimiz iyi oluruz. Diyorsun. Evet. Evet. Çok yakın zamana kadar böyle hayat doluydun, yani geziyordun, böyle ne bileyim çok büyük hayallerin vardı, projelerin vardı. Yine var mı? Olmaz olur mu? Peki Veysel abi, bir trafik kazası geçirdin Karataş yolunda. Evet. Şu an bu durumdasın. Biz geçmiş olsun diyelim yani sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Peki hayatla ilgili insanlara ne söylemek istersin? Dürüst olsunlar. Dürüstlük ahlakın en önde gelen şeyidir, prensibidir. Ahlak, insanın içindeki doğruluk, dürüstlük, merhamet gibi daha çok iç duygularla hareket etmeyi temin eder ve insana doğruluğu emreder. Yani iyi ahlakla doğruluk diyorsun. Evet. Evet. Dürüst olmak çok önemlidir. Peki geri dönüp baktığında yaşanan bir asra yakın bir ömür var Veysel abi. Bu dünya için ne düşünüyorsun yani? Dünya hani hep derler ya toz pembe bir şey değil. Güzel, her şey güzel değil. İyiler bir zaman vardır ama sen Çukurovalı ve bir Bozdoğan olaraktan şöyle geçmişe baktığın zaman son 85 yıl içinde ne demek istersin? Önce şunu söyleyeyim. Türkiye, dünyadaki iyilik ve güzellikler ve kötülükler izafidir. Öyle olduğu içindir. O zaman doğanın işleyişine baktığımızda doğada hiçbir zaman atık madde yoktur. En atılmış şeyleri bile efendim doğa bir başka hayatın devamı için dayanak kabul eder. Yani dünya geçici. Şimdi tüm insanlar ebedi bir aleme doğru gidecekler Veysel Evet. abi. Peki orayı da hiç hayal ediyor musun? Gideceğin yeri hayal ediyor musun? Son nefes verdiğimizde. Gideceğimiz bir yer mutlaka olacaktır, değil mi? Hiç şüphesiz herkesin içerisinde bir umut olmalıdır. O ümit yaşamanın dayanağıdır. Işığıdır. İnsanlar hep o ışığa doğru koşarlar. Güzel şeyler yapmışsan diyorsun Gayet ki tabii. gideceğin yere Evet. gayet de güzel olacak, öyle mi? Tabii. Evet.